Efendim Profesör Doktor Sencer İnmer konuğumuz, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi. Türkiye'nin enerji güza, güzergahlarındaki rolü ve enerji piyasasındaki son durumu konuşmak istiyoruz. Sayın Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, Hanım. İyi enerji eder. hayatımızın en önemli parçalarından evet. bir tanesi. Doğru. Gerek hanelerimizde gerek piyasalarda enerjinin rolü yatsınamaz. Öncelikle Türkiye'nin bu güzergahlar üzerindeki rolünü konuşalım mı hocam? Biz... Transit evet. ülke miyiz yoksa son nokta mıyız? Nasıl tanımlıyorsunuz Türkiye'nin genel piyasadaki rolünü? Şimdi tabii siz doğal gazı kastediyorsunuz evet. burada. Tabii petrol de var Türkiye üzerinden geçen. Böyle baktığımız zaman da doğal doğalgaz dünyada şu anda toplam enerjinin %27'sini teşkil ediyor aşağı yukarı. Önümüzdeki süreçte yani 2050'ye gelindiği zaman da Eski hesaplara göre doğalgazın işte 60 yılda falan bitmesi gerekiyordu rezervlerin. Evet. Fakat yeni rezervler bulundu. Özellikle bu kaya gazı da buna eklendi. Böyle baktığımız zaman da 200-250 sene yetecek kadar doğalgaz olduğu görülüyor dünyada. Bu ciddi bir miktar. Dolayısıyla kömür bugüne kadar en büyük enerji kaynağı olarak görülmekteydi. Birinci enerji kaynakları içerisinde. Bugün doğalgaz en az kömür kadar var olan bir enerji. E, petrolün durumu öyle değil. Petrol hı hı. daha kısa bir zamanda biliyorsunuz e, bitecek. Öyle görünüyor. Dolayısıyla dünyanın toplam enerji tüketimi içerisinde petrol, e, kömür ve doğalgaz. Bunlara biz fosil enerji kaynakları hı hı. diyoruz. E, çünkü bunlar bir noktada eski e, hayvan bitki atıklarının e, derinliklerde e, dönüşmesi sonucunda oluşmuş hidrokarbonlar. Bu hidrokarbonlar... Ee, mesela 1990'lara gelindiğinde 85-90'larda %90'ını teşkil ediyordu dünyadaki enerjinin toplam enerji, tüketilen enerjinin. Şu anda %87'ye indi bu. 2050'de bu %75'e inecek. Yani sıfır olmayacak. Dolayısıyla doğalgazın payı bütün dünyada yüzde otuzlar civarında değerini korumaya devam edecek. Kömür de belki yüzde otuz. Petrolün payı düşecek. Şu anda yüzde civarında olan petrolün payı yüzde onlara düşecek. Dolayısıyla e, hatta şimdiden otomobillerde de görüyorsunuz elektrikli otomobiller veya işte hidrojenli otomobiller. Alternatif arayışları var. Bu yüzden oluyor. Dolayısıyla petrolün yerine e, bir noktada doğal gazın ağırlığı artacak. Şimdi dünyada doğal gaz rezervlerine baktığımız zaman da en büyük e, doğal gaz rezervleri ee, Rusya, e, İran, hı hı. E, Katar'da hı hı. bulunmakta. Bunların e, aşağı yukarı yüzde 18-20 civarında. Hı hı. Dolayısıyla bunlar hep bizim bölgemizde olan kaynaklar. Tabii bunun yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan gibi ülkelerde başka yerlerde de doğalgaz var. E, şimdi Türkiye e, rahmetli Özal zamanında ilk defa doğalgazla tanıştı. Hı hı. O da 1987 senesidir. 1987 senesinde Türkiye ilk defa Rusya'dan batı hattı üzerinden yani Ukrayna, Romanya, Bulgaristan üzerinden Ankara'ya doğalgaz getirdi. Hı hı. Bu Ankara'daki kirli havayı temizlemiştir. Hı hı. Çünkü o tarihte Ankara'da ben Devlet Planlama Teşkilatı'nda görevliydim. Cebeci'de oturuyorduk giderken böyle büyük bir sis bulutu çöküyordu. Birçok insan akciğer hastalıklarına uğruyor idi. ...hava çok kirliydi. Doğru. Yani bu sis... ...yanmamış kömür vesaire. Şimdi bu durumda doğalgazın gelmesi... ...Ankara'da havayı bir anda temizledi. Evet. Bu o ...çok önemli bir katkısıdır. Daha sonra buna mavi akım... ...eklendi. Yani hmm. Rusya'dan bize... ...Karadeniz'in altından 90'lı yılların sonunda... ...doğalgaz bağlandı. Bunun yanı sıra... ...Rahmetli Erbakan zamanında... ...İran'la biz anlaşma yaptık ve... ...İran'dan doğalgaz temin etmeye çalıştık. Hatta o zaman... Amerika Birleşik Devletleri bizim İran'dan doğalgaz almamızı istemediğini çok açık olarak hı hı. ifade etti. İran'a uygulanan ambargo sebebiyle. Biz ona rağmen bunu yaptık. bunun yanı sıra daha sonraki yıllarda bakü Teftis-Ceyhan boru hattından sonra biz ona paralel olarak Azerbaycan'dan doğalgaz aldık. Şu anda 2015 senesi itibariyle 50 milyar metreküp doğalgaz biz ithal etmiş durumdayız. Hı hı. Bu doğalgazın aşağı yukarı %60 65 kadarı Rusya'dan, 60-65 kadarı Rusya'dan, Rusya Federasyonu'ndan geliyor. Yüzde 20'si şeyden geliyor, İran'dan, İran'dan. geliyor işte yüzde %10 kadarı şeyden geliyor e, Azerbaycan'dan. Gerisi de sıvılaştırılmış gaz olarak likit gaz olarak geliyor. Nereden geliyor, geliyor Çok çeşitli ülkelerden, Hı -hı. Cezayir'den, Katar'dan da olabilir. Şimdi anlaşma da yapıldı Hı -hı. onlarla. Suudi Arabistan'dan. Şimdi tabii likit gaz gemilerle taşınıyor. Hı -hı. Ve basınçla e, sıvı halde tutulduğu için hem de gemilerle taşındığı için çok daha pahalı. Yani likit gaz esasen e, e, borularla taşınan Gaza göre daha pahalı. Dünyada toplam olarak e, tüketilen gazın yüzde %80 80'i borularla taşınmaktadır. Hı hı. Yüzde 20'si ancak likit gaz olarak satılmaktadır. Bu çok önemli. Evet. Dolayısıyla Türkiye maliyeti düşürmek için doğalgaz maliyetini düşürmek için e, likit gazı tabii çok yüksek tutmuyor o miktarını. Ama Dol bir çeşit olarak bir çe da alternatif e, olarak mu? bulunduruyor. Şimdi tabii Türkiye'nin ihtiyacı gittikçe artıyor ve önümüzdeki süreçte bu 50 milyar metreküp e, yavaş yavaş artarak yani 2030-35'lerde 100 milyar metreküp kadar çıkacak ki bu Almanya'nın bir yılda tükettiği gaz miktarına eş değerdir. Şimdi tabi Rusya Rusya Federasyonu bizim için önemli. fakat şeye baktığımız zaman da fiyatlandırmaya baktığımız zaman da en ucuzunun Azerbaycan doğalgazı olduğunu görüyoruz. Ondan sonra Rus gazı geliyor, daha sonra ...İran gazı geliyor. Pahalılık Hocam, itibariyle genel en Genel tabloya baktığımız zaman ne kadar çok kaynaktan alırsak... ...bir devlet için o kadar iyi midir? Tabi. Yani şimdi burada kaynakların çeşitlendirilmesi çok önemli. Herhangi bir yerde bir arıza meydana geldiğinde öbür taraftan tedarik etmek... Artı aynı zamanda bağımlı olmamak. Yani mümkün olduğu kadar çeşitlendirmek. Bu aynı zamanda fiyat politikası açısından da önemlidir. Yani fiyatları düşürebilmek için mutlaka kaynaklarını ne yapmak lazım? Çeşitlendirmek Hocam, lazım. Hocam fiyatı nasıl belirliyoruz? Mesela biz Rusya'dan aldığımız doğalgazın, doğalgazın fiyatını evet. e, İran'dan. Genel bir standart var mıdır yoksa ikili anlaşmalar çerçevesinde mi olur? Evet aynen söylediğiniz gibi ikili anlaşmalar çerçevesinde olur. Ee, eski büyüklerimizden birisinin söylediği bir sözü hatırlıyorum. Üç sır vardır ki kimseye söylenmez. Nedir bu sırlar? Bir tanesi e, devlet sırrıdır. Bir tanesi ticaret sırrıdır. Bir tanesi de aile sırrıdır. E, bunlar açıklanmaz. Doğru. Dolayısıyla bu ticari bir sırdır. E, devletler uzun vadeli veya e, alıcı ve satıcılar uzun vadeli anlaşmalar yaptıkları zaman özel bir takım şartlar koyarlar bunun içerisine. Diğer müşterinin bundan haberi olmaması gerekir. Çünkü aksi takdirde diğer müşteri de bana da aynı tenzilatı yap Doğru. der. Demek ki uzun vadeli alımlar bir noktada hem satıcı hem alıcının menfaatinedir. Ancak e, tabii burada e, bunu yaparken e, miktarlar belirlenir. Hı hı. E, bunun için yatırımlar yapılır ve bunda opsiyonlar konur. Yani mesela %10 artı eksi. Yani %10 artırabilirsiniz, %10 eksiltebilirsiniz. Ama söylediğiniz miktarın çok altına düşemezsiniz. Çünkü satıcı der ki o zaman e, siz bunu bana taahhüt etmiştiniz. Al almaya. ya da öde bu mu hocam? Ha, bu al ve öde budur. Yani bir noktada al ve öde. Take or pay dediğimiz İngilizce. Hı hı. Bundan dolayı yapılır. Çünkü yapılan yatırımla ilgilidir bu. Aynı zamanda size tanıdığı bir takım e, avantajlarla yani fiyat indirimleriyle ilgili bir hadisedir. Dolayısıyla bütün bu anlaşmalarda bu şekilde uzun vadeli anlaşmalarda. Bunun dışında spot alım dediğimiz anlık alımlar hı hı. vardır. Burada belki düşük bir fiyat yakalayabilirsiniz ama bütün ticari şeyinizi, tedarikinizi spot alımlara bağlayamazsınız. Bu çok yanlış olur bu bütün diğer konularda da yani kömürde de diğerlerinde de böyledir. Şimdi Türkiye'nin toplam hı hı. Doğal, doğal tükettiği enerji içerisinde doğalgaz birinci planda gelmektedir. Yani yüzde 30-33 civarında hı hı. enerjimizi biz doğalgazdan tedarik etmekteyiz. Doğalgazın fiyatı da onun için çok çok önemli. Şimdi İran gazı en pahalı demiştim biraz önce. Ruslarınki ondan sonra geliyor. En ucuzu Azerbaycan, Azerbaycan gazı. Desin. Tabii en pahalısı likit gaz. Evet. O çok açık tabii. Şimdi... Hı hı. E, Rusya'ya olan bağımlılık oranı çok yüksek. Yani 165. %60 civarında bir oran, çok yüksek bir oran. Dolayısıyla bunun %30'lara, %35'lere falan inmesi makul olur. Ben bunu hep kediye benzetiyorum. Damdan düşen kedi, dört ayağı üzerine düştüğü için ağırlığı taksim eder. Yani yüzde 25, yüzde 25, yüzde 25. Dolayısıyla bir şey olmaz. Ama siz ve ben atlasak, damdan aşağı, dört ayak üzerine değil iki ayak üzerine düştüğümüz için ve ayağımızın biri mutlaka kırılabilir. Doğru. O bakımdan bunu azaltmak gerekir. Yani sebep budur. Ne çekim işte Rusya ile aramızda bir kriz oldu siyasi. Evvah et tabii acaba gazı kesecekler mi kesmeyecekler mi gibi Endişe bir takım endişelere var. kapıldık. Kesmeyecekleri muhakkak. Çünkü Rusya bir satıcı olarak e, dünyada güveni sarsmak istemez. Doğru. Çünkü en önemli ihraç kalemlerinden biri petrol, diğeri de doğalgazdır. %50'si aşağı yukarı. Dolayısıyla bu bakımdan Rusya'nın bu konuda böyle bir şey yapmayacağını hepimiz biliyoruz. Ama ona rağmen başka arızalar olabilir, başka sıkıntılar olabilir. Bir yerde sıkıntı oldu öbür taraflara yüklenerek, bunu telafi edebilirsiniz. Yani o bakımdan böyle bir politika yürütmek gerekir. Hocam alternatifleri size sormak istiyorum. Çünkü biliyorum ki enerji politikaları noktasında en yetkin isimlerden bir tanesiniz. Estağfurullah, estağfurullah. E, bu transit ülke konusunda kafam çok takılıyor hocam. Evet. Şimdi biz e, örneğin Azerbaycan'dan aldığımız gazı Avrupa'ya satarken transit ülke olma konumu itibariyle Türkiye'nin herhangi bir kazancı var mı? Gayet tabii. Olmaz olur mu? Şimdi bir kere e, oradan e, geçtiği için boruların Kullanılması seviyle geçiş ücreti alırsınız bundan her şeyden önce bu petrol içinde gaz içinde böyledir Transit ücreti alırsınız buradan çok para kazanabilirsiniz ama esas hadise daha farklı şimdi bir tarafta biraz önce söylediğim Rusya Federasyonu, İran, Azerbaycan, Orta Asya ve Orta Doğu var bu doğal gaz kaynakları buralarda yüklenmiş vaziyette. petrol içinde geçerli evet. bu tüketici olanlar ise Avrupa Birliği burada. Şimdi demek ki Amerika'yı buna dahil etmiyorum çünkü borularla taşındığı için. Hı hı. O zaman siz coğrafi konumunuz sebebiyle üretenlerle tüketenler arasında bir pozisyondasınız. Dolayısıyla sizin üzerinizden bu gaz borularının geçmesinden tabii bir şey olamaz. Tamam. Yani Türkiye'nin jeopolitik pozisyonu, daha doğrusu coğrafi konumu bunu Türkiye'ye dikte etmektedir. Bu ama Türkiye için aynı zamanda çok büyük bir avantajdır. Yani hem satıcılarla hem alıcılarla ülke olarak Doğru. köprü olması Türkiye'nin güvenliği açısından da çok önemlidir. Yani güvenlik politikaları açısından baktığınızda yalnız enerji politikası açısından tamam. bakmayınız. Size böyle birisi ihtiyaç duyduğu zaman da sizin başınıza pek bir şey gelmesini ikisi de istemez. Dolayısıyla bu bakımdan Türkiye'nin bu gaz hatlarının üzerinden geçmesi Türkiye için çok önemli bir e, siyasi e, bir kozdur ve güvenlik kozudur. O bakımdan e, Rusya'nın e, politikalarına bakmamız lazım. Şimdi bakın biraz önce dedim ki Rusya'nın devlet olarak gelirlerinin yüzde ellisini e, ihracatta e, doğalgaz ve petrol gelirleri evet. sağlamaktadır. Burada petrolün payı tabii daha yüksek. Petrol e, bir ara mesela geçen sene e, daha yani petrol fiyatları düşmeden önce e, Rusya'nın 300 e, milyar dolar civarında bir petrol geliri çok vardı. Çok ciddi bir gelir. Bir 300 milyar dolar çok ciddi bir gelir. Şimdi bu 300 milyar dolar bir anda petrol fiyatları işte 100 dolarlardan 50 dolarlara düşünce 150 milyar dolara düştü. Şimdi, Şimdi 25'e düşünce 25 dolar, evet. o zaman ne olacak? Bu e, daha da Aşağı indi. Dolayısıyla Rusya çok önemli bir 75 milyar dolarlara indi. Rusya çok önemli bir gelir kaynağını kaybetti. Buna ek olarak doğalgazdan da bir 50 milyar dolar civarında bir para tedarik ediyor. Tabii doğalgazdan geliri daha az. Ama doğalgaz stratejik olarak çok önemli. Çünkü önümüzdeki süreçte gittikçe önemi artacak. Şimdi petrol fiyatıyla gaz fiyatı ve kömür fiyatı bunlar birbirlerine bağlıdır. Niçin bağlıdır? Bunlar hidrokarbondur. Yandığı zaman da oksijenle karbondioksit ve su buharı çıkar ve enerji açığa çıkar. Dolayısıyla açığa çıkan enerji üzerinden fiyatlandırılır. Dolayısıyla petrolün fiyatı eğer düşerse doğalgazın fiyatı da düşer, kömürün fiyatı da düşer. Evet. Petrolün fiyatı yükselirse doğalgazın fiyatı da yükselir, kömürün fiyatı da yükselir. Dolayısıyla bu metallerin Fiyatlarında bir takım formüller ortaya konur hı hı. bu ısı enerjisi üzerinden. Hı hı. Başka faktörler de dahildir ve petrol fiyatıyla ilişkilendirilir. Dolayısıyla petrol fiyatlarının düşmesi doğalgaz fiyatlarının düşmesine ve dolayısıyla e, Rusya'nın doğalgaz gelirlerinin de düşmesine sebebiyet verdi. Şimdi bu tabii sürekli olur mu diye sorarsanız ben sürekli olacağını düşünmüyorum. Ben bu olayın e, iktisadi olarak da belirlendiği kanaatinde olanlardan değilim. Çünkü bu iktisadi olarak olsaydı, ee, bir arz var bir de talep var. Kısmak gerekmez mi? Tabii azından? üretimi düşürürseniz ne olur? E, e, talebe eşit hale getirirseniz fiyat düşmez. Fakat adamlar yani burada en büyük üretici petrolde, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri. Korkunç bunlar bir arzı var. Tam tersine üretimi artırıyorlar. Bir de şimdi İran buna eklendi. E, ne oluyor o zaman? E, arzda bir art, e, artış var, talepte bir artış yok. O zaman fiyat otomatik düşmeye devam ediyor. Ben bu düşmenin, e, tabii Suudi Araplara sorsanız şöyle diyeceklerdir. İşte biz e, dünyadaki payımızı korumak için bunu yapıyoruz diyeceklerdir. E, halbuki bu biraz daha benim ve siyasidir. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'da Putin'i zor durumda bırakmak için fiyatların e, düşmesine e, telkin etmektedir bence ve desteklemektedir. Tabii bu Amerika'da da birçok petrol şirketinin, küçük petrol şirketinin kaya petrolü çıkaran Kaya gazı çıkaran iflaslarına yol açmıştır. Hmm. Ve pek çok petrol şirketi şu anda Amerika'da da zor durumdadır. Amerikan ekonomisi de bundan direkt etkilenmektedir. Ve birçok adam işsiz kalmaktadır. Yani bu da bir ciddi boyut. Yani Demek ki politik olayları ila nihaya böyle götüremezsiniz. Tabii burada fiyatların düşmesi bizim gibi ülkeleri, yani petrol ve gazı ithal eden ülkeleri şu bakımdan ilgilendirmektedir. Ee, tabii onun sayesinde bizim de e, enerji faturamız Düşmektedir. Çünkü Türkiye'nin toplam tükettiği enerjinin, 100 birim tüketiyorsa Türkiye, 75 birimini Türkiye ithal etmektedir dışarıdan. Türkiye'nin durumu budur. Hocam, şimdi, e, Rusya ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Müsaadenizle şimdi Moskova'ya dönelim. Tabii, buyurun. E, uçak krizinin ardından Rusya, Türk akımı ile ilgili çalışmaların durdurulduğunu açıklamıştı Moskova'dan gelen açıklamanın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk akımı taleplerimiz karşılanmadığından tarafımızdan rafa kaldırılmış bir projedir demişti. Hemen arkasından Rusya Devlet Başkanı Putin de projenin Avrupa'nın garanti vermesi halinde hala gerçekleştirebileceğini söylemişti ve son olarak Rusya'dan Türkiye'ye uzanacak Türk akımı doğal gaz boru hattı projesiyle ilgili gizlilik anlaşması imzalandığı açıklandı. Moskova'da barış mutlu bizleri bekliyor. Barış soralım. Burada bir algı operasyonu olduğu şeklinde yorumlar var. Proje durma noktasına gerçekten geldi mi? Yoksa iki ülke ilişkilerinde yaşanan kriz mi böyle bir algının ortaya çıkmasına neden oluyor? Ne dersin? Şimdi burada enerjiyle ilgilenen uzmanlar, farklı siyasetle ilgilenen uzmanlar biraz daha farklı konuşuyor. Enerjiyle ilgili konuşanlar sanki sadece Türk akımından değil de bu Türk projelerin tamamından biraz ilgisini kaybetmiş gibi öyle gözüküyor. Çünkü önceden sağlanan karlar sağlanamıyor. Siyasetle ilgili, uluslararası siyasetle ilgili tarafların uyuşmazlıkları, anlaşmazlıkları var. Enerjiyle ilgili başka farklı seçenekler de olduğu için biraz da bu seçenek onların gözünde belki de daha fazla değer kaybı buna yol açıyor. Ama siyasetle ilgilenenler bu gizlilik kararı da olmak üzere Rus ve Türk yetkililerin farklı zamanda açıkladıkları, anlattıkları da başta olmak üzere daha değişik değerlendirmelerde bulunuyorlar. Yani bir siyasi uzman olarak enerjiyle ilgili görüş bildirenler bazen diyorlar ki Güney akımla alakalı olarak da, Türk akımıyla alakalı olarak da Ukrayna meselesinden sonra Kırım meselesinden sonra denklem biraz değişti. Yani Türkiye'ye de artık ihtiyaç duymadan, Ukrayna'ya da ihtiyaç duymadan Kırım'ı kullanarak Bulgaristan'a kadar bu hattı uzatma gibi bir durum var. Ama bunun karşılığında da karşıt görüşte olan siyasi uzmanlar diyorlar ki zaten bu mesele Yunanistan'la, Türkiye'yle ya da buradaki Karadeniz'de bulunan farklı bir ülkeyle yaşanan uyuşmazlığın çok ötesinde Avrupa Birliği ile ilgili olarak daha da artan bir uyuşmazlık. Her sefer Rusya'nın önüne çıkan bir engel. Dolayısıyla öncelikli olarak AB ve Rusya ilişkilerinin iyileştirilmesi gerekiyor ki ondan sonrasında böyle bir adım at. Hattı. Hali hazırında zaten e, kuzey yakınla ilgili de bazı soru işaretleri de var bu hattın Barış dinliyoruz seni. Evet, Barış önemli mesajlar veriyor. Ee, tekrar dinlemeye devam edeceğiz hocam ama bir ayrım ortaya koydu. Dedi ki e, siyasi yorum yapan uzmanlarla e, enerji alanına yoğunlaşmış uzmanlar arasında fark var. Rusya'nın başka alternatifi var mı gerçekten? Bu yoruma ne dersiniz? Kırım'ı işgal etti şu anda. Kırım üzerinden Bulgaristan ve Avrupa'ya yollayabilir. Şimdi Rusya Federasyonu Avrupa Birliği'ni önemli bir pazar olarak gördüğü gibi Avrupa Birliği'ni aynı zamanda kendisiyle ittifak içerisinde olacak bir bölge olarak tutmak istiyor. Evet. Dolayısıyla doğalgaz bağlantısı aynı zamanda siyasi bir bağlantıdır. Hı -hı. Yalnız enerji bağlantısı değildir. Doğru. Dolayısıyla toplam Avrupa Birliği'nin birçok ülkesi Rus doğalgazına bağlıdır. Eski Doğu bloku dediğimiz ülkeler ki bunlar işte Baltık ülkeleri, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Macaristan bunlar zaten neredeyse yüzde yüze yakın Rus doğal gazına bağlıdırlar. Halen böyledir bu iş. İkincisi Almanya Rusya'dan toplam olarak tedarik ettiği gazın yüzde kırkını aşağı yukarı e, ithal etmektedir. 100 milyar metre küpün 40 milyar metreküp küp aşağı yarı. Bunu tedarik ederken e, Ukrayna üzerinden bu giderken Ukrayna'ya paralel olarak e, bir kuzey akım projesi biraz önce Hı -hı. onu söylerken Hı -hı. kesildi kuzey akım projesi e, kuruldu. Bu devreye girmiştir. Kuzey Denizi'nin içerisinden Rusya ile Almanya direkt birbirine bağlanmıştır. Buradan 25-30 milyar metreküp gaz her sene Almanya'ya pompalanmaktadır. Dolayısıyla Almanya Rusya'nın Ukrayna krizinden etkilen e, duruma düşmesine Doğru. etkilenmemiştir. Şimdi ama e, Avrupa'ya gidecek gaz için bu boru hattına paralel ikinci bir boru hattı yapmak istemektedir Ruslar. Hı hı. Yani e, 30 milyara bir 30 milyar daha ilave etmek istiyorlar. İşte Güney Akı projesi Ukrayna'yı baypas etmek için düşünülmüş olan diğer projedir. Dolayısıyla Ukrayna baypas edildiğine göre bunun olması lazım. Hı hı. Fakat Karadeniz'in altından geçen proje pahalı bir projedir. Dolayısıyla e, karadan bunu götürmek daha ucuz olur kaynaklı borularla yapılacağı için. Dolayısıyla bu e, ama öbür taraftan da Ukrayna'dan geçmeden nasıl Bulgaristan'a gidecek o da ayrı bir konu. Dolayısıyla Rusya Türkiye'yi burada kendisi için güvenilir bir partner olarak gördüğü için Hı hı. Uzun vadeli olarak hı hı. E, ve Türkiye ile yakınlaşmak arzusunda da olduğu için bu uçak hadisesine kadar. Dolayısıyla Türkiye üzerinden bu akımı geçirmek e, zaten Türk karasularından geçip Bulgaristan'a gidecekti. Fakat Bulgaristan Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin belki dolaylı etkisiyle bundan vazgeçince... Türkiye üzerinden geçirip Yunanistan üzerinden bunu bağlamak Hocam istedi. Hocam, burada bir virgül koyalım. Barış tekrar bizimle birlikte. Barış. Moskova'da hala uçak krizine rağmen hocamın da ifade ettiği Türk akımının geçerliliği aslında Rusya için en doğru seçenek olduğu görüşü hakim mi? Şimdi az önce bahsettiğimiz enerji uzmanlarıyla siyasetle ilgilenen uzmanların farklı konuşması meselesinde enerji uzmanlarının daha çok tercih ettiğinin Türkiye olduğu görülüyor. Belki bunun maddi sebepleri var, belki diğer alternatif hatlar daha avantajlı olmadığı için böyle, belki. De... Siyasi uzmanların işine Türkiye ile Rusya'nın ile alakalı bir görüş beyan etmek gelmediği için böyle. Çünkü e, sizin de malumunuz yani 24 Kasım'dan sonra Rusya'da Türkiye ile ilgili özellikle çok sert bir rüzgar esiyor ve bunun ışığında bakıldığında bir siyasi uzmanın da çıkıp Güney akımın yerine ya da başka bir adın yerine tekrar Türk akımı devreye sokulabilir ya da bununla ilgili düşünelim konuşalım demesi biraz daha zor gibi bunun arkasında siyasi e, sahipler var. Ama bir diğer yandan da Türkiye ile bütün meseleyi halletmiş olsalar bile ki son zamanlarda Enerji Bakanlığından bu yönde açıklamalar geliyor yani Türkiye biz bunu rafa kaldırdık dondurduk demiş olsa bile Rusya hala buna bakılabilir yani Enerji Bakanlığı tekrar bu, bu projenin üzerinden geçir, göz gezdirilebilir bir değerlendirme yapılabilir diyor Kremlin'de diyor ki Avrupa Birliği ile ilgili meseleler hallolduğunda Türkiye ile tekrar otur, oturulup konuşulabilir bu mesele için bu meseleyle alakalı olarak yani bir buçuk ay öncesine göre Türk akımıyla ilgili daha yumuşak bir hava, daha yumuşamış bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Ama hem ikili ilişkilerle ilgili olarak hem de AB ile Rusya arasındaki ilişkilerin yakın ve orta dönemdeki geleceğiyle ilgili olarak bu, hat, bu hatta ilişkin yine de çok net konuşamıyor kimse. Dolayısıyla tamamına bakıldığında bir enerji uzmanlarının söylediği eskiden olduğu kadar karlı olmayacak bu projede. Çünkü önceden güney akımada yaptıkları masraflar iç içe konulduğunda milyar dolarlardan söz etmek mümkün. Hem bunun için hem de daha sonrasındaki Türk akımı hem de eğer bu ikisi de olmazsa üçüncü bir alternatif hat için. Çünkü bunun hiçbirini kabul etmeseler ve eski, eski şekilde yola devam ediyoruz deseler bile Ukrayna'nın içindeki altyapı o kadar kötü ki belki de bir o kadar yani bu yeni doğalgaz boru hattına harcanacak para kadar Ukrayna'nın içindeki bu doğalgaz altyapı sistemine harcanması gerekiyor. Zaten Ukrayna, Ukrayna ile Rusya arasında başta tahviller, bonolar, milyar dolarlık borçlar başta olmak üzere çok ciddi maddi uyuşmazlık başlıkları var. Bunun da olmayacağı çok kesin. Dolayısıyla enerji uzmanları bu projelerle ilgili bir miktar daha Rusya'nın, Rusya Enerji Bakanlığı'nın bekleyeceği görüşünde. Boru hatları istikrarı, güvenliği seviyor. Şu anda bölgede bu iki unsurdan bahsetmek oldukça güç. Teşekkür ediyoruz. Sayın hocam Barış gerçekten tabloyu net bir şekilde ortaya koydu Rusya-Ukrayna evet. açısındaki durumu elbette ki enerji anlaşmaları iki ülkenin siyasi ilişkilerinden de e, doğrudan etkileniyor. Evet. E, bu başlıktan biraz da Irak konuşalım mı hocam çünkü e Iraktan da bir, bir buyurun, şey tamamlayayım yalnız izninizle. Avrupa Birliği e, özellikle enerji e, komisyonu başkanı eskiden Ötün geldi, şimdi başka bir göreve geldi ama hı hı. o açıkça şunu söylemişti Bulgaristan'dan geçeceği zamanda efendim işte Gazprom hem gazı tedarik ediyor hem de bunu naklediyor. Burada bir çıkar çatışması var ondan dolayı olmaz dedi. Rusya buna kızdı ve geçen Doğru. sene Aralık'ta Putin açıklama yaparak Türkiye'den geçinmeye karar verdi. Şimdi şöyle düşünmeniz lazım. Rusya, Ukrayna'ya kesinlikle bu konuda güvenmiyor. Oradan geçirmesi de mümkün değil. Ancak şu anda Rusya'nın parası o kadar azalmış vaziyette ki bütün bakanlıklarda kesintiye gittiler yüzde on civarında. Bu daha da artacaktır. Yani ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyalar. Geçen sene bu zamanlar ruble 32 ruble bir dolarken şu anda 83 ruble bir dolar. Yani Allah korusun Türkiye'de anlamamız için söylüyorum e, dolar 3 liradan bir anda 8 liraya çıktığını düşünün böyle maazallah. Kız. Yani ne kadar kötü bir etki yapar. Rusya'nın durumu bu. Dolayısıyla böyle bir durumda yatırım yapacak halleri pek kalmış değil. Bir tek askeri yatırımlara e, o da mecbur olduklarını düşündükleri için yapıyorlar. Halk muazzam kemer sıkıyor, büyük bir huzursuzluk var. Yani Putin her ne kadar şu anda destek alıyor görünse de gelecekte büyük sıkıntı. ...Rusya'nın ben gibi olduğunu düşünüyorum. Yani bunu da söylemem lazım. Dolayısıyla uzun vadede fiyatlar tekrar çıktığında ki... Hı hı. ...mutlaka çıkacaktır. Dolayısıyla bu böyle devam ettirilemez. O zaman e, ne olacaktır? E, bu tekrar Türkiye üzerinden, Yunanistan üzerinden gidecektir. Yani bu proje e, iki tarafında Türkiye'nin de, Rusya'nın da çıkarınadır. Avrupa Birliği'nin de çıkarıdır. Evet. Hocam Irak'ı konuşalım. Onu konuşalım. E, çünkü Irak'tan da bir beklentimiz var. Tabii. Her şeyden önce kaynak çeşitlendirmesi tabii. ve Irak ve Bağdat-Ankara ve Ankara arasındaki tabii. ilişkilerin farklı bir boyuta tabii. taşınması anlamında önemli bir başlık. Eee realize edilebilir mi? Gayet ne tabii. zaman Irak gazı Türkiye'ye Gayet tabii realize edilebilir. Zaten o konuda da biz e, Türkiye Enerji Bakanlığı benim bildiğim bu taş yatırımlara başlamış durumda. Hı hı. 180 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. E, Musul civarından yukarı doğru çıkacak ve direkt Türkiye'ye bağlanacak. Ve bu en ucuz gaz olacak. Fiyat olarak. En ucuz gaz olacak. En ucuz gaz olacak. Buradan da e, önce 10 milyar, daha sonra belki 20 milyar metreküp kadar, belki başta 5 milyar olabilir bir gaz tedarik edeceğiz. Türkiye'nin artan ihtiyacını Böylece çeşitlendirmiş olacağız. Fiyatı da düşürmüş olacağız. Hı hı. Bu Türkiye ekonomisi için son derece önemli. Biraz önce söylediğim gibi %75'ini biz şu anda toplam enerjimizin ithal etmekteyiz. Kişi başına tükettiğimiz enerji ise dünyayla karşılaştırdığımızda aşağı yukarı 2 onda 2 ton taş kömürü eşdeğeri hı hı. kişi başına tüketiyoruz biz. Amerikalılar 10-11 ton tüketiyorlar. Almanlar 6 ton tüketiyorlar. Demek ki bizim oraya gelmek için daha çok tüketmemiz lazım. Evet. O zaman bu duruma gelebilmek için bunun içerisinde ithal payı gidikçe artacak. O halde çeşitlendirme, fiyatlandırma ve başka enerji kaynaklarını devreye sokmak ki nükleer de buna dahil. O zaman bunun önemi gidikçe ne olacak? Önümüzdeki süreçte artacak. Dolayısıyla Irak gazını biz oradan tedarik ederken biz tabi kuzey Irak'ta olduğu için orası, hı hı. E, oradaki e, yerel yönetimle iyi ilişkiler içindeyiz. Zaten onların petrollerini de biz Türkiye üzerinden pazarlamaktayız. Tabii meyveler üretimle Bağdat hükümeti arasında bir çatışma var. Anayasadan doğan. Onun yüzde satılan petrolün ve gazın yüzde on sekizi Kuzey e, idaresine verilecek. Gerisi merkezi hükümete ait olacak. Yani oradaki gaz ve petrol bütün Irak'a ait. Biz de bunu kabul ediyoruz zaten. Fakat ikisi anlaşamadıkları için parayı da e, Bağdat hükümeti oraya transfer etmediği için Türkiye şöyle bir öneride bulundu. Bize siz e, yetki verin. Bizim bankalarımızdan birisinde bu depolansın mesela bir devlet bankasında, halk Hı -hı. bankasını galiba söylerler. Oradan biz bu transferi yapalım. Bu da kabul edildi. Evet. Şimdi dolayısıyla merkezi hükümet burada e, Türkiye'yi sanki Kuzey'in hamisiymiş gibi davranmakla suçluyor ve o yüzden bizim askerleri oradan çektirmeye çalışıyor. Bunun arkasında İran'ın ve Bence Amerikan'ın da bir şekilde olduğunu ben düşünüyorum. Hocam ee, bölge denklemi açısından önemli bir aktör daha var. E, elbette ki İsrail. Müsaadenizle Kudüs'e gidelim. E, orada da son durumu e, alalım. Tabii. Telefonu attığımızda Edis Tiyanşan var. İsrail ve Türkiye ilişkilerinin daha pragmatist temellere kaydığı bir dönemdeyiz aslında Edis. Bu durum iki ülke arasında yeni enerji projelerini gündeme getirecek beklentisi de var. Ne dersin İsrail tek alternatifi Türkiye yaklaşımı Kudüs'te de hakim mi? kesinlikle öyle. Aslında buradan da İsrail'deki enerji yatırımcıları da uzun bir süredir yani diğer siyasetçiler belki güvenlik odaklı Türkiye'ye yakınlaşmayı destekleyenler kadar yatırım anlamında, enerji ve strateji e, anlamında da e, bu yakınlaşmayı destekleyenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Çünkü İsrail açısından baktığımız zaman yalnızca son birkaç yıl içinde e, bulunmuş, hemen kendi karasularında bunlar tartışmalı bölgelerdekinden e, bahsetmiyoruz, kendi karasularında bulunduğu e, İkamars ve ardından da Leviathan e, adı altında iki geniş doğal gaz yatağından bahsediyoruz. Leviathan e, oldukça geniş bir hacme sahip bir yatak ve kullanıma açılmasıyla İsrail'i zaten hali enerji bağımsızlığına kavuşturmuş. Ancak bunun ötesinde enerji ihraç edebilen bir ülke konumuna getirecekti ve İsrail önündeki seçeneklere baktığı zaman belki yanı başında barış anlaşması olan Mısır'ı bir seçenek olarak görüyor. Ancak Mısır oldukça istikrarsız bir şey, şu anda siyaset seyrettiği için halihazırda hazırda zaten iki ülke arasındaki doğalgaz boru hakları biliyorsunuz Bina bölgesinde özellikle saldırılara uğradığı için e, bu çok daha uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Diğer başka bir alternatif e, Kıbrıs üzerinden Yunanistan'da biliyorsunuz. Ancak mesafeye baktığımız zaman e, Türkiye ile olan yalnızca 500 kilometre kadarlık bir mesafenin en az iki, iki buçuk kasır gibi bir mesafe öngörülüyor ki zaten Batı Akdeniz'e doğru gittiğimiz zaman e, denizaltı mesafesinin de daha çok derinleştiğini ve dolu, dolayısıyla bu doğalgaz boru hatlarında çok çok daha maliyetli bir hale geldiğini e, evet. görüyoruz. En yani azından yetkiler bu şekilde söylüyor. E, dolayısıyla maliyet açısından bunu en düşük hale getirecek olan seçenek Türkiye üzerinden bunun e, Avrupa'ya aktarılması, İsrail açısından ve bir başka önemli konu da Türkiye yalnızca bir aktarı noktası değil. Öne aynı zamanda hele hele Rusya ile yaşanan bu e, son dönemden sonra önemlidir market bir talep anlamı da evet. arz ediyor açısından. Yalnızca geçtiğimiz yüzyıllar 40 milyar metreküp gibi bir rakam ortaya koyuyor. 10 yılda bunun belki 1,5 misli kadar artması öngörülüyor. Dolayısıyla İtraniye, Türkiye ile bu işi yapabilirse hem dışarıya yalnızca Türkiye değil, Türkiye gibi büyük bir pazara değil, Avrupa'ya da enerji ihtiyacı açısından konumuna gelebileceğini Edis düşünüyorum. Edis teşekkür ediyoruz. Biz senin bıraktığın yerden Sayın Hocamızın son cümlelerini alalım. Teşekkürler tekrar hocam e, İsrail'e bir enerji işbirliği söz konusu olabilir mi dair evet. e, son cümlelerinizi rica ederiz sizden. Estağfurullah. E, İsrail e, biliyorsunuz işte biraz önce Ediz Bey'in de işaret ettiği gibi e, Doğu Akdeniz'de e, doğal gaz yatakları buldu. Bu doğal gaz yatakları İsrail'in kendi ihtiyacını karşılamış görünüyor. Fakat bazı uzmanlar bu gazın potansiyelinin e, ihracatına kadar yeteceği konusunda şüpheler ifade ediyorlar. Ama her şeye rağmen e, İsrail e, Avrupa'yı önemli bir pazar olarak gördüğü için Mes Mısır üzerinden mesela satılması şu bakımdan mümkün olmaz. Mısır'a gönderseniz oradan sıvılaştırılmış gaz tamam. olarak nakledeceksiniz. Yani pahalı, Daha pahalı O halde boruyla nakletmeniz lazım. Boruyla nakletmek için de e, Kıbrıs, e, Girit, Yunanistan üzerinden bir etüt yaptılar. Hı hı. Hatta Brüksel'de bunu sundular. Çok büyük bir e, yatırım meblağı ortaya çıkıyor. Hele şu düşen enerji fiyatlarında hiçbir şekilde tartışılacak bir konu değil. Dolayısıyla onu geçebiliriz. Dolayısıyla Türkiye hakikaten doğrudur. En e, yakın güzergahtır. Artı başka bir e, hedefte var burada. Eğer İsrail'in o bölgedeki gazı kendine yetmezse günün birinde hı hı. ki uzun zaman böyle bir şey yoktu. Rus gazını İsrail ithal etmek istiyordu. Bunu da ta Kafkaslardan dolanıp hı hı. Irak üzerinden getirecekti, Ürdün üzerinden. Şimdi böyle bir bağlantı olduğu zaman da Türkiye üzerinden gelen Rus gazı da direkt olarak ters istikamette oraya verilebilir. Yani İsrail böylece enerji bakımından kesinlikle güvence altına alınmış olur. Sayın hocam, Araplardan bağımsız, bağımsız olarak. Bağımsız olarak. Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz. Doğalgaz boru hatları noktasında kafamızdaki tablo sayenizde e, netleşti. Elbette daha konuşulacak çok konu var. Sizden bir sonraki programda petrol boru hatları ile ilgili görüşlerinizi rica Ay, ediyoruz. Çok sağ ben teşekkür, için. ben teşekkür ederim. Evet detay 13'ün Bugün de sonuna geldik. Yarın gündemin öne çıkan başlığı tekrar karşınızda olacağız. O zamana dek hoşça kalın.